Bugün aslında hapishane raporumuzu kamuoyuna sunmak için bir araya geldik ama bu raporla ilgili açıklamamızı okumadan önce birkaç hususa değinmek istiyoruz. Bunlardan birincisi geçtiğimiz günlerde Mersin'den başlayıp tüm Türkiye geneline yayılmakta olan halay çeken insanların gözaltına alınıp tutuklanmasıyla ilgili olaylar. Esasında halay çekme unsuru ne kadar Kürtler için kültürel bir unsur olsa da kriminalize ederek bu unsuru, halay unsurunu kriminalize ederek halay çeken insanların tutuklanması çok ciddi bir hak ihlali. Hatta bizim için şöyle endişe verici bir tarafı var. Aynı zamanda iktidarın mevcut konjonktürünü daha da sertleştireceği ve Kürtlere yönelik daha da ağır hak ihlallerinin meydana gelebileceğiyle ilgili de kötü bir intiba ve bir şüphe yaratıyor bizde. Yine Mersin milletvekili olan Sayın Ali Bozan'ın mecliste yaptığı konuşmalar ve bu coğrafyada yaşanan hak ihlalleri ve haksızlıklarla ilgili yaptığı söylemlerle ilgili kendisine karşı yapılan tavrı da eleştirdiğimizi buradan belirtiyoruz. Kendisine başka bir milletvekili tarafından, AKP milletvekili tarafından yumruk atılmıştı. Mecliste böyle görüntülerin aslında görülmesi de ayrıca üzücü ve ciddi derecede sağlıksız bir konu. Ama bu coğrafyanın aslında iktidar nezdindeki iletişim unsurlarından biri de maalesef şiddet. Biz yine her zamanki gibi katliama son ver, yaşama el ver diyerek hayvanlar üzerinde yapılan ve her ne kadar sağlıklı bir şekilde onların uyutulması yönündeki yasal söylemlerin, onların oluşturduğu yasal zeminin hiçbir şekilde meşru olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz. Aslında bunun bir uyutma ya da işte sağlıklı bir şekilde onların ötenazi yapılması değil, tamamen ve tamamen aslında bir katliam yasası ve bu yasanın da derhal geri çevrilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Mahpusların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin ceza tehdidi ile engellendiği, infaz yasasının mahpusları sindirmek için keyfi bir araç olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir. Sağlık, beslenme ve hijyen ile ilgili son yıllarda raporlarımıza yansıdığı üzere hekimlerin mahpuslara yönelik tavır ve davranışları, tedavi yöntemleri ya da keyfi tutumla tedaviden kaçınmaları vahim ve endişe verici bir durumdur. Hiçbir tehlike şüphesi bulunmamasına rağmen mahpuslara kelepçeli muayene dayatılması, muayene sırasında olumsuz tavır ve davranışlar sergilenmesi, mahpusları tedavi olmaktan kaçınacak noktaya getirmektedir. Bu durum, meslek etiği ve onuru ile yaraşmadığı gibi ağır bir insan hakkı ihlali de yaratacağı söylenmelidir. Mahpuslardan SA'nın %84 böbrek yetmezliğinin olduğu, BÖ'ye kanser teşhisi konulduğu, İÖ'nün şizofreni hastası olduğu öğrenilmiştir. Anılan mahpusların kuvvetle muhtemel ağır hasta mahpuslardan olabileceği kanaatine varılmıştır. Mahpuslar hakkında gerekli sağlık tahkikatının başlatılarak mahpusların hapishanede kalmasının hayatları için kesin bir tehlike teşkil etmesi durumunda cezalarının infazının geri bırakılması, hapishanelerde kalacaklarsa dahi hastalıkları ile özel ve kapsamlı ilgilenilmesi gerektiği, aksi durumun mahpusların yaşam ve sağlık haklarını ihlal edeceği hatırlatılmalıdır. Hapishane koşulları ve yaşanan hak ihlallerinin hasta mahpusların yaşamını çekilmez duruma getirdiği, özellikle ağır kronik rahatsızlığı olan mahpuslara makul yaşam ve tedavi koşullarının sunulmadığı, sağlık haklarının ihlal edildiği gözlemlenmiştir. Mahpusların yemeklerinin çok az geldiği, zaman zaman yemeklerin yenilmeyecek durumda olduğu, besin ihtiyaçlarının giderilmediği, kantin fiyatlarının pahalı olduğu, gardiyanların hijyen kurallarına uymadığı gözlemlenmiştir. Mahpuslara havalandırmaya çıkma, spor yapma ve sosyalleşme imkanları tanınmadığını, tecrit koşullarının dayatıldığı, koğuş değiştirme taleplerinin yerine getirilmediği, eğitsel ve kültürel faaliyetlerin neredeyse tamamen durduğu, Kürtçe yazılan mektupların verilmediği vesaire ihlaller gözlemlenmiştir. Mahpusların ailelerine yakın yerlere nakil taleplerinin yerine getirilmeyerek aile hayatına saygı haklarının ihlal edildiği gözlemlenmiştir. Kitap, dergi, gazete vesaire imkanları ile dilekçe hakkı ile ilgili mahpuslara Yeni Yaşam gazetesi ve bakanlık onaylı
Kürtçe ya da Kürt tarihi ile ilgili kitapların verilmediği, kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmadığı, keyfi şekilde kitap kotasının uygulandığı, kurum ve kuruluşlara yazılan dilekçelerin gönderilmediği vesaire ihlaller gözlemlenmiştir. Bizler insan hakları savunucuları olarak birbirini teyit eden beyanlar esas alınarak gözlem ve tespit edilen hak ihlallerinin işkence ve kötü muamele uygulamalarının son bulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu, Adalet Bakanlığı, Valilik İnsan Hakları Birimi, Hapishane İzleme Kurulu, adli birimler, siyasi partiler, insan hakları örgütleri vesaire ilgili görevli birimlerden onurlu ve insani bir yaşamın tesisi adına gereğinin yapılmasını talep ediyor, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz. İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi Hapishane Komisyonu.